geliyorum Hasan. Sokak başına alın. Emredersiniz. Anlaşıldı. Mehmet hazır mısın? Burası hazır, hazırız. İşaretimi bekleyin. Tamam. Çok dikkatli olun. Herkes yanındakini kollasın. Geldiğimiz gibi çıkmak istiyorum buradan. Merak etme komiserim. Tamam. Abi mahalleyi polisler basmış. Kalk 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 kalk. Bütün dokümanları imha edin. Hiçbir şey geçmeyecek ellerine. Hadi çabuk çabuk. Dergileri aldınız mı? Hallettim ben onları. Çabuk çabuk. Dolaptaki dokümanları aldınız mı? Hepsini yok ettik. Hadi çabuk. Herkes kaçacak. Oradan al. Hadi. Kimse kaptırmasın kendini polise. Kaptıranın sonu belli, akıllı olun. Çabuk. Acele edin. Şamil, Esra. Bana da ver. Dolabından. Başlıyoruz. Herkes dikkatli olsun. Kır kapıyı. Çabuk yürü yürü yürü. Yürü 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 çabuk. Hadi. Hadi hadi hadi. Kapıyı kırdılar. Gaz atıyorlar. Çık çık çık. Çık çık çık. Çabuk. Çıkın. Duyduk müdürüm. Geldi haber. Durumlar hassas biliyorsun. Bir baksanız iyi olur. Aldın mı adresi? Aldım müdürüm, bakıyoruz hemen. Tamam. İrtibatta kalalım. Tamam. Hadi biz de çıkalım. Tamamdır. Abi çevik mevik girmiş, hallediyorlar zaten. Bizim ne işimiz var? Boşuna kalabalık ederiz. Bakın dediler, bakacağız oğlum. İşler hassas zaten. Hadi yürü 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 söyle. Çabuk yürü 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Yat yere yat. Yat yat yat. Yat yat yat. Yat yat yat. Yat yat yat. Yürü yürü alalım. Yat 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 yat. Yürü hadi yürü. Geç yürü lan yürü. Kalk ayağa kalk. Geç duvara. Yürü kalk dedim. Geç şöyle geç. Duvara. Arkadan kaçtılar. Yılmaz arka sokağa çabuk. Al bunu al. Yürü. Hadi. Geç şöyle. Hadi. Dur polis. Hadi hadi. Geçmiş olsun. Bak etme hepsi. Arkadan kaçan olmuş. Arkadaşlar gitti peşlerinden tamam. Konser. Tamam. Ali gel benimle. Var. Var. Ali. Kaç kişi? 3 kişi. 2 erkek bir kız. Şu tarafa gittiler. Ali, sen kal arkadaşla. Arka sokaktan ana cadde yönünde. Kaçan şüphelilerin peşindeyim. Gel kardeşim. Gel sen bana gel. İyisin değil mi? İyiyim komiser. İçerisi tamam. Arka taraftan kaçanlar aldık hepsini komiserim. Ağır yaralıda yok. Arka çıkışı kontrol altına aldık komiserim. Duraklara doğru peşlerindeyim. Destek lazım. Zülfikar sen kal. Arda, Yasemin gelin benimle. Gel bakalım. Temizleyelim. Peşimizdeler. Geç 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 geç. Ne oluyor abi? Tamam. Çabuk 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 çabuk. Karısın. Abi! Ne oldu? Kaçtılar. Taksiye bindiler.
45-42'den bilinen yerdeki bütün trafik ekiplerine. 45-42. 45-42'den bilinen yerdeki bütün trafik ekiplerine. 45-42 merkez. 53 dinlemede. Şüpheliler araca binip kaçtı. Sen araçları öde. Ötekiler nerede? Götürdüler komiserim. İki yaralı vardı, onları da ambulans aldı. Kahraman mı zannediyorsunuz lan kendinizi? He? Sizi mi kurtaracaksınız memleketi? Komiserim, adli müdür geldi. Yürü. Nedir durum? Çoğu paket müdürüm. 3 kişiyi kaçırdık elimizden. Hoş durmaktan soramadık müdürüm. Neymiş mesele? Örgüt gençleri yoldan çıkartıp Suriye'ye militan diye yollamaya başlamış. Aydın'da daha net bilgi var. Ben de efendim sizden fazla bir şey bilmiyorum aslında. Bu Önder. Kardeşim. Onun da beynini yıkamışlar. Tesadüfen öğrendim. Peşine düştük. Buraya kadar geldik işte. Haber yok mu biraderden? Maalesef. Kaçanların peşinden giden oldu mu? Kovaladık aslında bayağı ama. Taksiyle kaçtılar. Ekipler seferber. Yürü. Bir haber gelir oradan. Ne oldu? Öyle dayılanmaya benzemiyor değil mi bu işler? Gör. Şişt, ne yapıyorsunuz? Yavaş. Yok bir şey komiserim. İfadesini alıyoruz sadece. İyi alt ediyorsunuz. Bir ip vereyim mi asın isterseniz? Yakışıyor mu? Savaşta bile eziyet edilmez susa. Yürü. Komiserim nereye? Siz hakkınızı kaybettiniz. Bu bizde artık. Geç geç. Olur mu komiserim? Şşşt. Ne oluyor ya? Arkadaşlar tamam. Uzatmayın. Siz bir sürü adam almışsınız zaten. Onları sorgularsınız. Bu bizde. Uzatmayın tamam mı? Müdürüm olmaz ki. O adamı biz aldık. Olur. Sana bir şey diyen olursa bana yönlendir. Hadi geçmiş olsun. Sonra işte üniversiteyi kazanınca geldi İstanbul'a. Benim yanıma yerleşti. İkinci sınıfa kadar okuldan eve, evden okula. Yengesine yardım eder. Temizlik, bulaşık, pazar alışverişi. İyiydik yani. İkinci sınıftan sonra değişmeye başladı. Çevresi falan değişti muhtemelen. Aynen öyle komiserim. Yeni yeni tiplerden bahsetmeye başladı arkadaş diye. Başta iyi dedim, sosyalleşsin biraz. Ama işte ne konuşuyorlarsa. Kafası karıştı Önder'in. Ters, aksi bir şey oldu. Neredeyse her gün tartışmaya başladık. Ne tartışıyordunuz? Polisiz yamirim. Adamız kötü. Bize bakan düşman görüyor ya bazen. Öyledir herhalde. Gençtir, kırmayayım dedim. Ama işin ucu kaçtı. Bir iki gösteriye karışmış, karakollardan topladım. Memleketi anam babam bana emanet edip göndermiş. Yüreğimiz ağzımızda tabii. Peşine de adam takamam ki. Zor. Bir gün geldi, artık eve uğramaz oldu. Ben evde yokken aramış yengesini. Beklemeyin demiş. Ben artık arkadaşlarlayım demiş. Okuldan da sordum, emniyetten de. Gitmedik yer bırakmadım. Örgüt diye kanmış. Bu tiplerin peşinden gitmiş işte. Bir tanısanız amirim. Karıncayı incitmez Önder. Silah, külah bilmez. Bugünkü baskında da çıkmadı. Çıkmadı evet. Bugün de bulamadık. Sorgulardan çıkar belki bir şey. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor komiserim. Bu adamların yoluna gidip de sonu iyi olan yok ki. Yarın bir gün Allah göstermesin cenazesini almak da var. Sınıra indiriyorlarmış gençleri. Önder'i de götürürlerse diye içim içimi yiyor. Burada bulamadık. Kaç hafta oldu. Orada kimden arar sorarız, ne yaparız hiç bilmiyor. Dur bakalım, dur. En kötüsünü getirme aklına. Hüsnü haklı. Sorgudan çıkar bir şey bakarsın. Hep öyle zaten müdürüm. Belki bir şey çıkar diye her taşı kaldırıyorum. Neyse. Başımız kalabalık olabilir. Kendi derdimize düşmüş olabiliriz. Ama elimizden gelen bir şey olursa... Biliyorum amirim. İlgileneceğiz biz de merak etme. Sağ ol. Hadi güle güle. Örgüt mekanından aldığımız genç nerede? Mesut'la sorguda. Nasıl tanımazsın lan? Aynı yerden aldık hepinizi. Vallahi tanımıyorum abi. Her gün bir sürü insan girer çıkar. Yemin ederim tanımıyorum. Kaçanları tanıyorsun ama. Hangi kaçanlar? Cüneyt. Oyun oynama benimle. Sen giderken biz dönüyorduk o yollardan. Adam gibi cevap ver. Kaçanların isimleri. Kapıyı kırınca polis karıştı ortalık. Gazdan da zaten kimi aldılar, kim kaçtı bilemiyorum. Görmedim. İki erkek bir kız. Biri uzunca, diğeri ondan az kısa.
Kirli sakallı, kız esmer uzun saçlı. Şey olabilir onlar. Necip. Kız da kız arkadaşı. Adı? Bilmiyorum abi. Cüneyt, bak canımı sıkıyorsun ama. Esra. Esra'ydı galiba. Öteki çocuk? Şamil olabilir. Yanından ayırmaz Necip Şamil'i. Ters herifin tekidir zaten. Yemin ederim doğru söylüyorum. Bu çocuğu gördün mü hiç? İsmi Önder. Cüneyt, bak koçum. Sen bana yardım etmezsen ben sana hiç etmem. Yazarım notunu dosyana, çıkar giderim. Ondan sonra da uğraş dur. Gördüm galiba. Galiba ile olmaz. Gördüm. 2 gün falan bizde kaldı. Sonra başka yere aldılar. Kim aldı? Rafet abi var. Gerçek adı bu mu? Rafet diyorlardı. Gerçek mi bilmiyorum. O aldı götürdü, bir daha görmedim. Ne zaman oldu bu? 1 hafta falan oldu. Var mı haber? Yok abi. Kaçanları diyorsun değil mi? Yok. Rafet diye bir adam varmış. Anladığım kadarıyla nakliyecilerden biri o. Onu mu soruşturalım? Soyadı var mı? Yok. İçerideki tamam mı? Daha fazla bir şey çıkmaz. Çömez belli. Sevk edeyim o zaman terör şubeye. Hallederim ben. Sen şu Rafet'i araştır. Tamamdır. Kim o? Rafet Aç, biziz. Girin çabuk. Duyuyorsun değil mi Önder? Abim dediğin o devlet uşağı... Arkadaşlarını alıp geldi. Bastı mekanı. Senin yüzünden kaç arkadaşımız şimdi devletin elinde. Ne kadar doğru yaptın bizle gelmekle. Gördün mü? Devletin elinde ufalanıp kalmak da vardı. Burada kimse sana sırtını dönmez kardeş. Anladın değil mi? Necip, gelsene 2 dakika içeri. Ben çıkıyorum. Sevkiyat işi için adamlarla konuşacağım. Siz ortalarda görünmeyin biraz. Ben bu baskını karşılıksız bırakmam. Eylem koymadan çıkmam yok. Kimle konuşacaksan dersin. Bir kere daha üstünden geçelim. Lokasyonu anladınız mı? Anladık başkan. Vurup kaçıyorsunuz. Oyalanmak yok. Neyin çarptığını anlamayacaklar. Tek eylem bu değil. Daha işimiz var. Polis görürseniz kaçın. Ölene kadar kaçın. Gerekirse çatışın. Anladınız mı? Anladık. Eyvallah. Hadi o zaman. Gazanız mübarek olsun. Hadi. Necip. Bu yanına gittiğin adamlar senin öğrenci bebelere benzemez. Laflarından çıkma. Canımız sıkılmasın. Anladık, merak etme. Göreceğiz. Dünkü sorguda Mesut abinin Cüneyt'ten aldığı isim. Rafet. Bulundu mu adam? Adamın terör şubede kaydı çıktı. Say bakalım bana. Örgüt sempatizanlığı, örgüt üyeliği, örgüt liderliği. Kariyere bak. Meskene tecavüz, meskun mahallede ateş, yaralama. Tamam, tamam yeter. Pisliğin teki diyebiliriz kısaca. Hem de önde gideni. Daha kötüsü elinin altında bir sürü genç var. Hepsi de bizden nefret ediyor. Çatışmaya hazırlıklı olalım. Adresi var mı? 2 ayrı adres var. İyi hadi. Başlayalım. Ben buradayım. Bulalım şu çocuğu bir an önce. Kendi işimize zaman kalsın, tamam mı? Hadi. Anlaşıldı amirim. Hadi kolay gelsin. Lan uğraştığımız şeylere bak ya. Bu kadar salağı toplarsan sonunda senin başına kalır işte böyle.
Bir şey mi dedin abi? Yok kardeşim, yok. İşine bak sen. Sen de buraya. Anlatayım bir daha. Salak yok karşında. Burayı nasıl geçiyoruz sen onu söyle bize. Salaklar geçemiyor ya. Sen anladın mı? İyi. Şu atarlı arkadaşına da anlatırsın o zaman. Siz de anladınız inşallah. Anladık, sorun yok. İyi. Anlayanlar anlamayanlar anlatsın o zaman. Hadi. Yok yani beceremeyecekseniz bilelim. Baştan söyleyin, biz de ona göre tedbirimizi alalım. Bizim beceremeyeceğimiz iş yok. Hadi bakalım. Araç lazım. Korkut. Salla bakalım anahtarları. Aferin. Al sana araç. Görelim bakalım en iyiyiz. Boyunuz kaç santim?